Herkese selamlar, herkese merhabalar arkadaşlar. İnsanlığın ilk dönemleri 2 ile karşınızdayız. Mükemmel bir konu bizi bekliyor. Peki konu içinde neler öğreneceğiz? İlk çağda başlıca medeniyet havzaları. Tabii ki konuyu öğrenmeden önce ne yapmamız lazım? Pekiştirme yapmamız gerekiyor. Bu anlamda da sana en iyi kaynağı kim sunacak? Tonguc'un 0'dan 9'a tarih konu anlatımlı soru bankası. Olacak arkadaşlar. Hemen sayfamı açtım. Gördüğüm insanın ilk dönemleri yani nereye alacağız? Başlıca gelişmeler 38'den sayfa 56'ya kadar sorumlu olacağız. Konu anlatımını işledim. Bitti mi? Tabii ki bitmedi. Tonguc'un Dinamo Soru Bankası'nı ne yapıyoruz? Çözeceğiz değerli arkadaşlar. Peki hangi konuları çözeceğiz? İnsanlığın ilk dönemleri 39'dan 49'a kadar sorumluyuz değerli arkadaşlarım. Şimdi ne yapıyoruz? Kemerleri bağlıyoruz. Hazırsanız uçuşa geçelim. Evet değerli arkadaşlar. İlk olarak insanın ilk yerleşim yerlerinden bahsetmiştik biliyorsunuz. Bu dönemde dünyanın önemli medeniyetleri var. Bu medeniyetlerden bahsedelim. İran, Hint ve Çin uygarlıklarından söz edeceğiz. İran medeniyeti Gördüğünüz gibi arkadaşlar Persepolis dediğimiz bir bölge. Yani bugün Hazar'ın neresine düşüyor? Güney bölgesine düşen topraklar diyeceğiz. Geniş topraklara sahip olan Persler satraplık denilen eyalet sistemini oluşturmuşlardır. Unutmayın bir yerde eyalet sistemi varsa orada merkezi otorite güçlüdür. Gelişmiş bir posta teşkilatı kuran Persler Sardes'ten başlayıp başkentleri Susa kadar uzanan kral yolunu yapmışlardır diyoruz değerli arkadaşlar İran medeniyeti için. Sonrasında gelelim hangi medeniyet diyeceğiz? Çin medeniyeti diyoruz. Çinliler barut, pusula, kağıt ve matbaayı icat edecek ve Galileo'dan önce güneş lekeleri konusunda bilgi vermişlerdir. Günümüzde de kullanılan geleneksel tıbbın tedavi yöntemleri olan masaj ve akapunturu kullanmışlardır. Bakın önemli bir medeniyet Çin medeniyeti neden dersek eğer dünyanın gelişimine büyük ne sunacaklar? katkı sunmuşlardır diyoruz değerli arkadaşlarım. Neden? Çünkü biliyorsunuz barutun pusulanın bulunması sayesinde coğrafi keşiflerin olmasını ne yaptılar? Sağladılar. Coğrafi keşiflerle birlikte Avrupa'da Rönesans, Reform gibi hareketlerin çıkması da önemli bir unsur oldu. Sonrasında ise Hint medeniyeti. Biliyorsunuz ki televizyon dizilerinde böyle kafalarına kırmızı Benekli yapıştıran kadınlarımız var değil mi? Orada onlara biz diyeceğiz? Hint medeniyeti. Peki Hint medeniyeti nasıl bir toplum? Hint medeniyeti yüzyıllar boyunca hep neye uğramıştır? İstilaya uğrayacak. Yüzyıllar boyu istilaya uğradığı için de ben burada kültürel bir birlikten ne yapamayacağım? Söz edemeyeceğim. Yalnız Hint medeniyetinde matematikçiler sıfırı ilk defa kullanmışlar. Fakat sıfırı sayı olarak kabul etmemişlerdir. Sayı sistemindeki bu erken tarihli gelişme... Aritmetiğin gelişim hızını etkilemiş Aynı zamanda bunlarda toplumu ayıran bir unsur var. Nedir dersem eğer kast sistemi diyeceksiniz. Nedir kast sistemi? Belli gruplar ayrıca İşte Brahmanlar, Kışadiyarlar, Sudralar gibi unsurlar. Yani arkadaşlar sınıf arasında geçiş yok. Sözüm şu İşçisin sen işçi kal. Yani baban işçi ise sen de işçisin. Başka bir üst kademeden ya da alt kademeden birinle evlenmen olanaksız. Yani ben artık sevdiğim kadına ne yapamayacağım? Kavuşamayacağım. Geldim. Biliyorsunuz ki dünyanın ilk yerleşim bölgesi olan ve insanlığın ilk gezlerine nerede rastlıyordum ben? Mezopotamya bölgesinde rastlayacaktım. Hatta biliyorsunuz ki Dicle Fırat arasında kurulmuş ve ben bu bölgeye ne diyordum? Bereketli arkadaşlar Hilal olarak ne yapılmaktaydı? Bilinmekteydi. Peki ben burada kaç tane topluluk göreceğim? Sümerler, Asurlar, Babiller ve Akatları göreceğiz. Şimdi hangisi neler yaptı? Hazırsanız bunlardan başlayalım. Sümerler arkadaşlar şehir devletleri şeklinde kuruluyor. Ben bu şehir devletlerine site adı ne yapacağız? Vereceğiz. Sitenin yöneticilerine ne denir dersem eğer Patasi ya da Ensi adı ne yapılmıştır? Verildi. Sitede arkadaşlar tek tanrılı mı çok tanrılı bir inanç yapısı var mıdır dediğimde çok tanrılı bir inanç yapısından söz edeceğiz. Aynı zamanda krallar. Başray, başkomutan, baş yargıç. Bak üçünü toplamış mı kendinde? Üçünü kendi de toplamış. O zaman unutmuyorsun. Sümerlerde teokratik devlet yapısı görülür. Yani dinsel bir yönetim görülecek. Aynı zamanda tanrıları için bir tapınak yapacaklar. Ben bu tapınağa ne diyeceğim dersem zigurat adına yapılmıştır. Verilecek. Zigurat'a kaç katman ayıracağım? Üç katmana ayıracağım. En altta tahıl ambarı, orta yeri ibadet yeri, en üstte ise gözlem evi diyeceğiz. Peki neden adamlar tapınağın olduğu yere gözlem evi yapmışlar? Biliyorsunuz ki temel geçim kaynağım ne benim? Tarım. Tarımı daha iyi hale getirebilmek için astronomiyle uğraşmışlar. Ve bunun sayesinde ilk kez ay esaslı takvimi, yine bu dönemde 360 dereceyi, yine ay ve güneş tutulmasını periyodik olarak ne yapmıştır Sümerliler? Hesaplamışlardır. Bu dönemde malların kayıtlarını tutabilmek için tahıl ambarını kullanacaklar ve böylece çivi yazısını ne yapmışlardır? Bulmuşlar ve insanlığın neye geçmesini sağlamışlardır? Medeniyetlere yani tarihi devirlere geçmesini Sümerler sağlayacak 3200 yılında. Yine bu dönemde bir kralımız var. Lagash kralı Urgakina. Urgakina bu dönemde Sümer toplumunda şunu söylüyor. Köleciliği yasaklıyor, özel mülkiyeti ise serbest bırakıyorum. Abi adam kanun koymuş, yazılı mı? Yazılı. Yapıştır hemen. Diyorsun ki Sümerler dünyada bilinen ilk yazılı hukuku oluşturmuş, aynı zamanda dünyada bilinen ilk hukuk devleti de kimdir? Sümerlerdir. Geldim, devam ettim. Kime geleceğim? Akatlara geldim. Akatlar içinde şunu söyleyeceksiniz: Tarihte bilinen ilk düzenli neyi kurmuştur? Orduyu kuracak. Abi düzenli orduyu kurduysam birçok bölgeyi fethettim mi? Birçok bölgeyi fethedeceğim. Fethetmemle birlikte birçok yapıyı kendi içinde bulunduracak mı? Kendi içinde bulunduracak ve böylece ben Akatlar için şunu söyleyeceğim. Dünyada bilinen ilk imparatorluğu da kim kurmuştur? Akatlar kuracak. Başkentleri neresidir dersem de Agade diyorsunuz arkadaşlar. Akatlar için. Geldim Babillere. Kısasa Kısas diyeceğiz. Önemli bir abimizi göreceğiz. Kim? Hamur abi. Hamur abi arkadaşlar ilk kez yönetimi dine değil orduya dayandırarak mutlak bir krallık kurmuş ve aynı zamanda dünyanın bilinen ilk anayasasını yazmıştır. Peki biz buna ne diyeceğiz? Hamur abi kanunları sizin de daha doğrusu bildiğiniz kısasa kısas. Sahiliyle hırsızlık yapanın sahilini sol gözüyle yan bakanın sol gözünü oyarım felsefesini ne yapmıştır? Uygulayacak hamur abi. Yine bu dönemde. Babiller Kudüs'ü 2. Nabukan Nezar zamanında fethetmiş, fethettikten sonra Kudüs'te yaşayan Yahudilerin hepsini sürgüne göndermiştir. Bu sürgünde 80 yıllık bir serüven ne yapacak? Sebep olacak. Sonrasında ise Babillerle ilgili bileceğim unsurlardan bir tanesi, Dünya'nın 7 harikasından bir tanesini yapmışlardır. Nedir peki babacığım bu dersem eğer? Babil'in asma bahçeleri ve Babil Kulesi en önemli eseridir diyoruz. Asurlular. Şuna bir bak şuna bir bak. Asurlar benim için önemli. Neden? Şundan dolayı arkadaşlar. Asurlar Anadolu'da yazıyı getirmeleriyle birlikte Anadolu'da tarihi devirlere girilmesini ne yapmışlar? Sağladı. Evet Asurlar peki yazıyı Anadolu'ya nasıl getirecekler? Bunlar Anadolu'ya Karum adı verilen neyler kurmuşlardır? Ticaret merkezleri kuracak ve bu ticaret merkezleri sayesinde artık Anadolu'ya yazıyı getirmişler ve Anadolu'da tarihi devirlerin başlamasını sağlamışlardır. Yine Asurlu tüccarlar için şundan söz edeceğim. Ne diyeceğiz dersek eğer Asurlu tüccarlar Kayseri'de bulunan Kültepe tabletlerini bırakmışlar ve ben böylece yazının Anadolu'da Asurlarla birlikte geldiğini ispatlamış Oluyor. Yine bu adamlar ticaretle uğraşıyorlarsa zenginleşmişlerdir değil mi? Zenginleşmesiyle birlikte elitleşmeye de mi başlayacaklar? Evet. Elit insan sizin gibi ne okur acaba? Tabii ki kitap okur. O yüzden de kitabı nereden bulursunuz? Kütüphaneden. Dünyanın bilinen ilk kütüphanesinde kim yapmıştır? Asurlar yapacak. Ben bu kütüphaneye Ninova kütüphanesi olarak söz edeceğiz. Geldim Anadolu'ya. Bunun öncesinde Anadolu coğrafyasına Anatolia adı verilir. Yani doğan güneş anlamına gelecek. Ben Anadolu'da Hitit, Firik, Lidya, İyon ve Urartu'yu ne yapacağız? Göreceğiz. İlk olarak nereye gidiyoruz? Hititlere gideceğiz. Hititler Anadolu'da bilinen ilk medeniyet olarak ne yapılmaktadır? Bilinmektedir. Peki başkentleri neresidir dersem? Başkentleri Boğazköy ya da diğer isminle ne diyorsunuz? Hattuşaş ya da diğer isminle Dünyanın merkezi diye kabul ettiğimiz yer tabii ki Çorum diyoruz. Hititlerle ilgili bileceğim unsurlardan bir tanesi rahip kralları vardır. O zaman hemen yorumluyorum. Diyorum ki demek ki teokratik bir devlet yapısı görülür. Geldim devam ettim Hititlerle ilgili. Yine Hititlerle bileceğim unsurlardan bir tanesi evlenmek için resmi nikah sorumluluğu vardır. Ana, o zaman ben nasıl bir yorum yapacağım? Eğer ki resmi nikah muhabbeti varsa Medeni hukukun temelleri nerede atılmıştır dersem Hititlerde ne yapılmıştır? Atıldı diyoruz. Yine ayrı bir süreç içerisinde söyleyeceğim unsur nedir dersem şundan söz edeceksiniz. Bunlar ülkelerine bin tanrılı il adını vermişler ve tanrılarından korktukları için her şeyi olduğu gibi yazmışlar. Her şeyi de olduğu gibi yazdıkları için anal adı verdiğim yıllıklar sayesinde objektif tarih yazıcılığının başlangıcı da kabul edilmektedir. Yine bunların Pankuş adında bir neyleri vardır? Meclisleri var. Bakın neymiş? Pankuş adında meclisleri vardır. Pankuş meclisine de aynı zamanda kralın eşi Taban Anna ne yapabilir? Katılabilir. Bu da Hititlerin kadına verdiği değeri de net bir şekilde göstermektedir. Gelelim Friglere. Friglerde önemli bir adam göreceğiz. Bugünkü Ankara'nın Polatlı bölgesinde kurulacaklar ve ben bir adam bileceğim Midas. Şimdi Midas'ın bir efsanesi vardır. Midas'ı eşek kulaklı olarak da ne yapılmakta bilinmekte. Ya yani nasıl eşek kulaklı bu adam? Rivayete göre Midas'ın kulaklarının çok uzun olduğu söylenir ve sonrasında da kaskı vardır ve kulaklarını hiçbir zaman çıkartmaz. Bir gün sarayı berberi çağırır berbere saçını tıraş etmesini ister kaskını çıkarır berber kulakları görür. Aman tanrım dedim der berber. Bir anda bunu gören Midas der ki bunu birine söylersen kelleni alır. Tabii ki sonuçta can her şeyden önemli. Tabii ki e, berber hiçbir şeye söylemeyecek, kimseye söylemeyecek ama dünyanın en büyük hatasını yapar. Neden dersem her gider kuyuya bağırır. Kuyuya eşek kulaklı Midas diye bağıracak ve kuyu biliyorsunuz ki yankı yapar. Yankı yapmasıyla bütün köy Midas'ın eşek kulaklı olduğunu öğrenir ve mükemmelin Midas arkadaşlar tarih sahnesine ne olarak geçmiştir? Eşek kulaklı Midas olarak geçti diyeceğiz. Sonrasında ben filiklerle ilgili bileceğim unsurlardan bir tanesi temel geçim kaynakları tarım. Her şeyleri tarım. Bakın yaptıkları kanun bile neye dayanıyor? Tarıma dayanıyor. Nereden anlıyorum? Bakın diyor ki filiklerde Öküzü öldürürsen, öküzün sabanını kırarsan senin cezan ölümdür. Ana, eğer yanlışlıkla öldürdük, sabanı kırdık. Ne yapacaksın? Gittin kübüre ya. Yani o zaman demek ki cezan neyle ibaret? Ölümle ibaret. Burada da ben Friglerin her şeyin e, ne yaptığını, önem verdiğini ve en önemli unsurlarından bir tanesinin de tarım olduğunu ne yapıyorum göreceğim. Peki sizce tek tanrılı mıdır çok tanrılı mıdır dersem hemen yapıştırın arkadaşlar. Çok tanrılı bir inanç yapısı var. En önemli tanrıları kimdir dersem bereket tanrısı Kibele olarak ne yapılmakta bilinmekte. Gelelim Lidyalılar. Lidya diyor ki kardeşim beni bana öme bana ne ver para ver diyecek. Aa, o zaman sen hemen yorum yapacaksın. Dünyada bilinen ilk parayı kim yapmıştır? Lidyalılar yapacak. Ben bu paraya ne diyeceğim? Sikke olarak ele alacaksınız. Aynı zamanda bunlar parayı bulunca biraz garipleşiyorlar. Neden dersek eğer? Şimdi bunlar Kral Yolu adı verdiğimiz yolu kullanıyorlar. Yalnız unutmayın. Kral yolunu Lidyalılar yapmamıştır. Persler yapacak. Bunlar ise bu yolu tamir ederek kullanmaya başlamışlar. Kullanmaya başlıyorlar. Deli gibi para geliyor. Deli gibi para gelmesiyle birlikte diyor ki biz bunu arkadaşım niye biz askerlik yapalım ya? Biz en iyisi askerliğimizi neyle yaptıralım? Paralı yaptıralım. Paralı askerlerin olmasıyla birlikte Lidyalar çok fazla uzun ömürlü ne yapmamıştır? Kalmamıştır diyoruz değerli arkadaşlarım. Geldim Urartu'ya. Urartu da arkadaşlar bugünkü Van ve çevresinde kurulmuştur. Başkentleri Tuşba olarak ne yapılmakta? Bilinmekte. Bunlar madencilik, tarım ve aynı zamanda hayvancılıkta gelişmiştir. Hala bugün Mardin ve çevresinde Urartulardan kalma sulama kanalları kullanılmaktadır. Yine çivi yazısını kullanarak Urartucayı ortaya çıkartmışlardır diyoruz ben. Urartu topluluğu için yine İranlı bir medeniyet olan Medler tarafından da ne yapılacak? yıkıldı diyoruz. Gelelim İyonlara. İyonları görüyorsunuz. Efes ve bölgesinde kurulacaklar. Yalnız bunlar bir nevi Yunanların atası olarak da ne yapılmakta? Kabul edilmekte. İyonlarla ilgili bileceğim unsurlardan bir tanesi. Efes önemli başkentleridir ama siyasi bir birlik ne yapamamış bunlar? Sağlayamayacak. Yine siyasi birliği sağlayamadıkları için temel geçim kaynakları ticarettir. Ama ne ticareti? Deniz ticareti ve bu esnada Atina ve Sparta bölgesinde Yunanlılarla tanışırlar ve Yunanlılara özgürlük düşüncesini ve önemli unsurlarını tanırlar. Ama İyonlarda atıyorum arkadaşlar olağanüstü bir durum oldu. Olağanüstü durumlarda yetki tiran adı verilen kişiye aittir. Yine aynı zamanda bunların halk neyleri vardır? Meclisleri vardır. Aa, o zaman yorum yapalım. Sana soru geldi. Hocan şöyle bir soru sordu. Dedi ki Anadolu coğrafyasında meclisi olan uygarlıklar aşağıdakilerden hangisidir? Hemen diyorsun ki Hitit ve İonya olarak ne yapacağım? Bileceksiniz. Geldim Mısır medeniyetine. Mısır medeniyetini biliyorsunuz. Mudem Nil Nehri ve çevresinde kurulacak temel geçim kaynakları nedir dersem tarım olarak ne yapılmakta bilinmekte. İlk başta Mısırlılar şehir devletleri şeklinde kurulmuşlar ve ben bu şehir devletlerine Nom adını yapıyorum veriyorum. Nomlar daha sonra kontrol altına alınarak ne yapılmıştır? Eyaletlere ayrılacak ve illere ayrılmıştır. O zaman siyasi birliğini yapmışım sağlamışım. Yalnız Mısır medeniyeti Sahra çölünün etrafında olduğu için etkileşime kapalıdır. Neden dersem eğer? Çünkü insanlar Sahra çölünü geçememişler. O yüzden de etkileşime kapalıdır diyeceğim Mısırlarla ilgili. Yine doğal bir korunumu vardır diyorum. Aynı zamanda bunlar kendi kendini mi geliştirecek? Kendi kendini geliştiriyor. Ne yapmışlar bunlar? Siz şimdi orada kralsınız değil mi? Aynı zamanda tanrısınız. Yani ben orada neyi göreceğim? Tanrı kral anlayışını göreceğim. Biz buna firavun diyeceğiz. En önemli tanrıları kimdir dersem güneş tanrısı Ra'dır değerli arkadaşlar. Yine ölümden sonra yaşama inanmışlar. Ölümden sonra yaşama inandıkları için tıp ve eczacılık alanında gelişmişlerdir. Peki ben tıp ve eczacılığın geliştiğini nasıl anlayacağım dersem mumyalama sanatı ve eczacılık anlamında geliştiğini görmekteyim. Yine Mısırlar tarıma önem vermişler ve neyi buluyorlar? Dünyanın bilinen ilk güneş takvimini kimler yapmıştır? Mısır medeniyeti ama sonrasında bunu Yunan ve Roma uygarlıkları alarak bugünkü kullandığımız miladi takvime son halini verdiler diyoruz. Sonrasında ise değerli arkadaşlarım dünyaca ünlü neyleri vardır? Piramitleri vardır. Bu piramitler içerisinde en önemlisi hangisidir dersem Keops piramididir. UNESCO tarafından dünyanın yedi harikasından bir tanesi olarak kabul görmektedir. Yine tarımsal faaliyetler Mısır'da bilimin gelişmesine katkı sunacak. Nereden anlıyorum? Dünyadaki pi sayısında yani bildiğiniz pi sayısını Mısırlar bulmuş. Yine değerli arkadaşlar matematik ölçülerini hesaplamışlar. Bu anlamda da Mısırlar bizim için önemlidir diyoruz. Geldim Akdeniz uygarlıklarına. Hemen Fenike'ye gidiyorum. Fenike bugünkü Lübnan topraklarında kurulacak verimsiz topraklar abi. Atladım gemiye gidiyorum. Ha, o zaman bu adamlar neyle uğraşmışlar? Deniz kolonisiyle uğraşmışlar. Yani gittikleri yerlere ticari faaliyetlerde bulunuyor ama bunlar buraları vatan olarak görmemişler. Vatan olarak görmedikleri için de çok fazla uzun ömürlü olmayacaklar. Fenikeliler dünyaya önemli bir katkı sunmuş. Nasıl bir katkı sunmuş? Dünyada İlk arkadaşlar. Bakın unutmayın. ilk neyi gönderiyorlar? Semavi din kime inmiştir? Hemen düzeltiyorum. Pardon. İbraniler diyecektim. E, Fenikeller Fenikeliler dedim. Hemen Fenikelileri düzeltelim. İlk neyi yaptılar arkadaşlar? İlk alfabe'yi yapıyorlar. İlk alfabe'yi yaptılar. Alfabe'yi yapması bana nasıl bir katkı sundu? Bakın unutmayın. Dünyanın bilinen ilk alfabesini yaptılar. Ben bu alfabeye Fenike alfabesi diyeceğim. Fenike alfabesinin özelliği nedir? Fenike alfabesi bugün kullandığımız Latin harflerinin temellerini atmıştır. Ama bu fenike için yetmiş midir? Hayır. Ve dünyaya neyi tanıtmıştır dersem camı tanıtacak. Unutmuyorsunuz dünyaya neyi tanıttı? Camı tanıttı fenike uygarlığı. Geldim İbranilere. İbranilere daha yeni düzelttiğim gibi ilk semavi din inecek. Peki dünyada gelen ilk semavi din hangisidir dersem? Musevilik. Kime iniyor? İbranilere. Hatırlayın bunun öncesinde gördüğüm uygarlıkların hepsinde nasıl bir inanış yapısı vardı? Çok tanrılı bir inanış yapısı vardı. Ta ki kime kadar? İbranilere kadar. İbraniler çok tanrılı değil. Tek tanrılı bir inanış yapısına sahiptir. Ben bunu ne diyeceğim? Musevilik diyeceksiniz. Adamlar ama Museviliği şöyle görmüşler. Musevi olunmaz, Musevi doğulur diyor. Ana. Musevi olunmaz, Musevi de olur diyorsa o zaman sen hangi soydan olman lazım? İbrani soyundan olman gerekiyor. Demek ki İbrani soyundan değilsen eğer ne yapamazsın? Musevi olamazsın. O yüzden de dinlerini bir nevi millileştirmişler. Millileştirdikleri için de Musevilik çok fazla geniş bir alana ne yapmamıştır değerli arkadaşlar? Yayılmamıştır. Diyor. Tabii ki bu kadar olay olurken insanlar da tabii ki bazen ne yapmak zorunda kalacak, göç etmek zorunda kalıyor. Biz de bu olaya insan ve göç diyeceğiz. Ne bileyim bunlar dini olaylar olabilir, siyasi olaylar olabilir, kültürel olaylar olabilir, ekonomiksel olaylar olabilir. Bunlar insanları hep neye uğratmıştır diyorsunuz? Göçlere uğratmıştır diyeceğiz. Gelelim ilk olarak Ege göçlerine. Akat, Hurri, Firik ve Amuru yani Babil göçleri. Nedir bunlar? Akat göçleri Milattan önce 3000'de Sami kökenli olan Akatların Suriye'den Fırat Nehri'ni izleyerek Sümer ülkesine doğru yavaş yavaş gerçekleştirdiği Göçlerdir. Bu göçler sonrasında Akatlar Sümer kent kültürünü özümsemiş ve bu kültürü sonraki toplumlara aktarmıştır. Ha yorum yapalım o zaman. Bak demek ki göçler insanlığın gelişiminde büyük bir katkım sağlıyor. Evet bunu nereden anladım? Akatlar Sümerlere gelmiş, Sümer kültürüne gitmiş, başka yere ne yapmış? Aktarmış. Frik göçleri, Frikler Makedonya ve Trakya'dan boğazlar yoluyla Anadolu'ya göç eden Trak boylarındandır. Milattan önce 1200 ve 800 yılları arasında yaşanmıştır. Hurri göçleri, Mezopotamya ve çevresinde M.Ö. 3000 yılın sonlarında büyük bir göç dalgasıyla kuzeyden gelen Hurriler, Doğu Anadolu, Orta Fırat Havzası ve güneyde Filistin'e kadar geniş bir alana yayılacaklar. Amurlu yani Babil göçleri. Amurlular M.Ö. 3000 yılının son yüzyıllarında Arabistan'dan Filistin ve Suriye çevresine göç etmişler ve daha sonra buradan da doğuya doğru göçlerini sürdürmüşlerdir. Elamlar ile birlikte Sümer Devleti'nin yıkılmasında başlıca rol oynamışlardır diyoruz değerli arkadaşlar. Geldim ben bu kadar uygarlık yaptım, bu kadar göç yaptım. Tabii ki tüccarsız topluluk olur mu? Tabii ki tüccarsız topluluk olmaz. Peki ilk çağın tüccar toplulukları kimlerdir? Dört tane topluluk sayacağım. Lidya diyeceğim, Soğut diyeceğim, Fenike diyeceğim ve Asur diyeceğim. Şimdi Lidyalıların arkadaşlar bileceğin unsur nedir? Bakın Lidyalılar hangi yolu kullanacaklar? Kral yolunu kullanmışlardır. Ve bugünkü İzmir yani Manisa ve çevresinde kurulacaklar ve tüccar olarak önemli bir topluluk ve dünyaya neyi tanıtmışlardı? Parayı tanıttılar diyoruz. Fenikeliler ise yine Lübnan ve çevresinde kurulacaklar. Dünyanın bilinen ilk deniz kolonilerini ne yapmışlardır? Kurdular. Deniz kolonileri sayesinde gittikleri yere ticareti öğretiyorlar. ve Ama buraları vatan olarak görmedikleri için çok uzun ömürlü olmamışlardır diyorum Fenikeliler için. Geldim Soğutlar. Soğutlar Orta Asya ve Semerkant bölgesinde takılacaklar. İpek yolunu kullanmışlar ve Türklerin İpek yolunda önemli ticaret yapmasını kimler sağlamıştır dersem Soğutlu tüccarlar sağladı diyoruz. Gelelim Asurlara. Asurlarda Mezopotamya'da kurulan bir uygarlık. Yine bunlar ticaret sayesinde Anadolu'ya yazıyı getirmişler ve Anadolu'da tarihi devirlerin başlamasını sağlamışlardır. Biliyorsunuz ki yine bu dönem içinde dünyanın bilinen ilk kara de Asurlu tüccarlar kurdular diyoruz. Şimdi geldim ben o kadar ticarette uğraştım, ekonomiyle de uğraştım. Yavaş yavaş benim devletleşmem gerekiyor. Ama köyler kasabalara, kasabalar şehirlere dönüşecek. Ama ne şehirlerine? Şehir devletlerine dönüşüyor. Yani kabul eden devlet olgusuna yavaş yavaş geçeceğim. Şimdi hocam sana soru sordu. Sümerlerde şehir devletlerine verilen isim nedir dense eğer hemen diyorsun ki abi site olarak ne yapılmakta bilinmekte. Dorlar ve İyon'da yani Yunan ve İyonlar'da biz bunlara ne diyoruz dersek polis adı ne yapılmakta verilmekte. Mısırlarda ise verilen şehir devletlerine ad nedir dersem nom olarak ne yapılmaktadır bilinmektedir. İlk devletlerde gücün meşruiyet kaynağı. Şimdi ilk devletlerde de gücün meşruiyet kaynağı Tanrı'dan geldiği inanılır. Ama bakın genelde hükümdarlar gücünü dine dayandırmıştır ama ben Mısırlarda bunu farklı kılacağım. Ben hem Tanrı'yım hem de neyim? Kralım. Yani Tanrı kral göreceğiz. Diğerlerinde ise çok inanışsal bir yapı görüyoruz ve hükümdar diyor ki ben bu gücü kimden aldım? Tanrı'dan aldım. Siz de bana ne yapacaksınız? ibadet edeceksiniz. İnsanlar bundan dolayı ne yapmıştır? Topluluklara inanç göstermiştir. Şimdi Anadolu'da M.Ö. 1700'lerde kurulan Hititler'de kralların gücünü Tanrı'dan aldığına inanılır. O zaman demek ki gücünü neye dayandırmış? Dine dayandırdı. Geldim. Hititlerin yönetimi dine dayalı bir krallık veya teokratik bir monarşik olarak ifade edilebilir. Bak o zaman unutmayın. Bir yerde rahip ve aynı zamanda kral. Bir yerde aynı zamanda rahip, aynı zamanda yargıç. Bir yerde aynı zamanda rahip, aynı zamanda başkomutan olarak görüyorsam eğer, unutmuyorsunuz, dinsel yani teokratik bir devlet yapısını ne yaparım? Görür. Sümerlerde yönetici olan ensiler ya da patasiler yani rahip krallar en yüksek rahip yargıç ve komutandı. Bunu daha önce söylemiştik arkadaşlar. Her kentte Sümerlerin saygı duyduğu tanrılara adanmış zigurat adı verilen tapınaklar inşa etmişlerdir. Hatırlayın bu ziguratları kaç katmana ayırıyordum? Bir, iki ve üç katmana ayrılıyordu değil mi genel hattıyla? Mısır medeniyetinde ise gücü tanrıdan alan krallar ise hem tanrıdır hem kraldır. Yani kısaca biz buna ne diyeceğiz? Firevun olarak ne yapılmakta? Bilinmiyor. Şimdi tabii ki bu kadar olay var, bu kadar düzen var. Kanunların da doğması gerekiyor mu? kanunlarında doğması gerekiyor. Ben dört tane önemli kanun göreceğim. İlk olarak Urgakina kanunları. Şimdi Urgakina hatırlayın Sümer kentinde Lagash kralında köleciliği yasaklamış özel mülkiyeti ne yapmıştır? Serbest bırakmıştır. Dünyanın bilinen ilk yazılı kanunları ve aynı zamanda da dünyanın bilinen ilk hukuk devleti de kim oldu? Sümerler oldu. Daha sonrasında Hitit kanunlarına gelelim. Hitit kanunları yine insancıldır biraz da. Yine evlenme, boşanma, miras gibi konular yer aldığı için medeni hukukun temelini ne yapmaktadır? Oluşturmaktadır. On emir ise Hazreti İbrahim'in Tevrat'ta da geçtiği inanılan on emridir. Tek bir tanrı vardır. İşte zina yapmayacaksın, içki içmeyeceksin tarzında Allah'ın on emrini temsil eder. Sonrasında ise Hamurabi kanunları. Bunu daha önce söylemiştik. Kısasa kısas. Sağ eliyle hırsızlık yaparsan sağ elini, sol eliyle arkadaşlar hırsızlık yaparsan da sol elini keserim. Biz buna kısasa kısas diyoruz. Hatta hamur abi kanunları dünyada bilinen ilk yazılı anayasa olarak da ne yapılmaktadır bilinmektedir değerli arkadaşlar. Peki biz konu biterken neyi öğrendik? İlk çağda başlayacağım medeniyet havzalarını, bu medeniyet havzalarının önemli özelliklerini göçleri yine kabul eden devleteyi ve ilk çağın önemli uygarlıklarını birlikte işledik. Şimdi değerli arkadaşlar sizin için çok güzel bir ödüllü soru bırakıyorum. Cevapları yorum kısmına bekliyorum. Bir sonraki konumuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. İyi çalışmalar.